Efendim Pelinsu. Hayatım, ben spora geldim. Eğer bugün işin erken biterse bana eşlik eder misin? Uzun süredir birlikte spor yapmıyoruz. Aslında ben de spora gitmeyi düşünüyordum ama benim işim ne zaman diyeceği belli olmaz. Hiç söz vermeyeyim sana. Sen git. Ben geç de gelebilirim çünkü. Tamam Onurcuğum. Ben bunun acısını çok fena çıkaracağım. Eline sağlık, köpek güzel oldu. Yorulduk ama. Uf. Demişler. Bitti sayılır ama karnımız çok acıktı. Aa, o zaman ben hemen size bir şeyler hazırlatayım. Şöyle aparatif yiyecek bir şeyler. Ne istersin? Sandviç. Ha? Yok, hamburger olsun ya. Yani hamburger olsun ama çabuk olsun. Böyle geç gelirse benim sinirlerim hopluyor. Sonra uyarmadı demeyin yani. Şerife de geliyor. Şerifeciğim sen onları bırak böyle. Sen bize böyle hemen aparatif bir şeyler hazırla. Tabii. Bir hamburgerimiz var. Laleciğim ne yersin? Hamburger olur. Hamburger iki. Babaanneciğim. Ben bir şey istemiyorum. Sağ ol. O zaman Şerife, iki tane hamburger ama acil. Tamam. Bir de bir tanesinde de iyi pişecek. Tamam Onur Bey. Hemen hazırlıyorum. Tamam. Sağ ol. İşi bulduk yani. Vallahi ya. Mutfaktan çıkamadım. Daha Onur Bey'in odası var. Bir deyin. Buyurun. Sanki bize gelmiş gibi oldu. Sağ ol kızım. Aman da aman, benim oğlum acıkmış mı? Oğlum önce meyvesini yesin, sonra eti de geliyor zaten değil mi annesi? Onur, sen iyi misin ya? Bizim karnımız acıktı herhalde, bebeklerle ne alakası var ya? Filiz'im hiç öyle şey olur mu? Bebek de hissediyor annesine yerse. Şimdi 6. aydan sonra çocuğun tat alma duygusu da gelişiyor. Lale, bu arada konusu açılmışken şeyi söyleyeceğim. Şimdi çok böyle ekşi ve acı yemezsek, yani oğlumuz içeride rahat etsin, tamam mı? Suratını ekşitmesin. Ya, zaten ben tatlıyı çok seviyorum. Bunu en iyi sen bilirsin. Bilmez olur muyum? Tabii ki. Onur etkilendim ha. Vallahi neler öğrenmişsin, bravo. Yani. Bak ama öyle şey yapma sakın. Biz çocuk çocuk diye delirme. Sen kesin var ya, odaya da kapatırsın, kimseye öptürtmezsin ha. Asla, öyle bir şey yok. Çünkü bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesi için sürekli bir ortam değişikliği gerekiyor. Espri yaptım ya. Gülelim, espri. Biliyorum. Zaten Lale sürekli araştırıyor kitaplardan falan. İşte bir aradayken de anlatıyor işte 6. ayda şöyle olur, tatlı olur, böyle olur, ekşi olur falan. İşte bende de kulak aşinalığı olmuş. Değil mi hayatım? Evet, ben çok okuyorum. Bir de okuduklarımın hep altını çiziyorum böyle. Sonra o önemli bilgileri de Onur'a aktarıyorum. Maşallah. Onur'um çok iyiydi baba olacak. İnşallah babaanneciğim. Zaman öyle çabuk geçiyor ki çocuklar. Bir de bakmışsınız, o da sizinle birlikte hamburger yiyor. Sizinle birlikte yüzüyor. Bahçede sizinle birlikte koşuyor. Gördün mü? Bak bak, nasıl kullanıyor. Bak bak, görüyorsun değil mi Lale bak. Hem hızlı hem de kontrollü. Aynı babası. Evet, bak. Oo, limonatadan da. İyi, tamam, güzel. Aferin oğlum. Bak nasıl içiyor, nasıl? Babasının ellerinden nasıl içiyormuş. Hadi bakalım. Aferin sana. Oh, aferin. Lale, 50 faktöriyel kremi sürmeyi unutmadın değil mi? Ha babam. Ay kullan, ama pimpiriklisin ya. Vallahi azıcık da bana böyle ilgilensen, pimpiriklensen iyi olur yani. Bak bak bak, kıskandı. Görüyor musun babacığım, kıskandı. Ay. Lale Hanım kıskandı. Aşkım, senin yerin ayrı. Lale ne diyeceğim bak. Bu arada ben senin bu elmalı kekine de bayılıyorum yani. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şey diyeceğim. Bebeğim. Oğlum bir saniye, bir saniye. Annenle özel bir şey konuşuyoruz burada. Özel mi kaldı artık? Bak ne diyeceğim. Biz acaba bir tane daha mı yapsak? Yani ben kardeşsiz büyüdüm. Bundan da memnun kaldık. Ne diyorsun? Yok artık Onur, saçmalama.
Niye? Yani en fazla böyle iki tane meyve kokteyline bakar. Sana içirmek lazım biraz ondan. Anne. Bana fayda etmiyor. Öpücük alayım. Çok kötüsün ama. Bir daha bunu hatırlatmayacaktın. Çok kötüsün. Ya tamam, takılıyorum. Takılıyorum. Çocuk olmuş eşek kadar bana neler söylüyorsun burada. Geldim anneciğim. Vefakar ana evlat. Ya anne. Ne? Ben de vefakar babayım. Gel bebeğim. Gel çekelim seni. Onun gözlerim kurudu ayol, onu işleyeceğim. Ay, ama çok güzel oldu, çok. Onurcuğum her şey o kadar güzel oldu. Laleciğim güle güle oturun odanızda. Teşekkürler. Sağ ol yengeciğim. Elinize sağlık Songül Hanım. Kızlar aperatif bir şeyler yiyecekler istediler, acıkmışlar. Siz de açsanız yemek hazırlatayım isterseniz. He? Ay vallahi çok isterdim. Ay çok açım ama şimdi yemeyeyim bu gelinliğe sağ. Ay şeye, ay şeyimi tuvaletime sağmam diye korkuyorum. Rejimdeyim, çok kilo aldım. Ay böyle buranın havası da çok acıktırıyor değil mi? Evet. Ay öyledir, öyledir. Buranın havası bambaşkadır yani. Artık siz de sık sık gelirsiniz. Aa, hatta Yıldız'a söyleyeyim, size misafir odalarından birini ayarlatsın. İstediğiniz zaman da gelip kalırsınız. Değil mi Yıldızcığım? Kalır mıyız? Tabii tabii, ne zaman isterseniz. Ay gelir olduk zaten. Ay anne, kalırız değil mi? Kalırız. Uf, buyurun. Hele şükür ya. Maşallah. Afiyet olsun. Ya patates ye. Yok, almayayım, rejim yapayım. Ay, hayır diyemeyeceğim. Yavrum yavaş, yavaş. Bak daha hamama gideceğiz. Fenalaşacaksın orada, endişeleniyorum. Nasıl yemezsen fenalaşacağım anne ya. Elim ayağım titremiş burada benim. Tamam, tamam çocuğum, tamam. Nasıl istediğiniz gibi olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ben bahçeye inebilir miyim? Aa, tabii kızım, nasıl istersen istediğin gibi davran. Geç kalma, birazdan kalkacak. Meyve miyim kalkıyorsun? Tamam, tamam. Buralardayım zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.